köpeğin ki. Abla diyorum. Çağırıyor beni dışarı, köpeğin gitmiş. Romantik bir şeyler söyledi. Romantik durmayan mısın? Al anahtarımı. Niye anahtarını alayım ben? Ben anahtarımı alayım. Al anahtarımı veriyorum sana. İstemem. Aman geldiler. Nereye gideceksiniz benim? Yok, aa, romantik takılıyoruz bak. Bir abone ol. Öteki de yanmıyor. Gözü gitmiş. Kör gözlü. Bip. Kör gözlü, kör motor üstlük. Motorun gözü kör. Ah. Artık o kadar dışarı çıktım. Hiç çıkasım yoktu. Magnum ısmarlarsa. Çıkarma yani. Çıkıyorum gene çocukla yanından dondurma alıyor. Alın oradan. YouTube'a mı çekiyorum abi? Zenginliğimiz de gözüküyor ya. Diyorum ki size göstermeyin. Biz gariban insanlarız. Açılmıyor. Ver Fikret açsın. Nasıl açılıyor? Niye gitmiş almış? Nasıl şey bu? Ağzı simsiyah olacak. Bazen cilne kadar. Dişleri ne kadar simsiyah olacak. Niye aldın? Her zaman alıyor bu. Neymiş o? Hakkı ışığa tut, ışığa tut. Bak nasıl duma çıkıyor. Simsiyah. Ver bakayım nasıl bir şeymiş. Ben bir kere denedim dudağım. Bademciğim, dilim, dişim. Bak, biraz bak şimdi dudağına bak videoda. Aynen. Videoda bak. Vay. Dudağım bir kabarmış. Vallahi ben al lan. Bak bak. Çok iyi bir şey sanki. Ya nasıl yiyeceksin? Sen ne aldın? Baba. Ucuz insan. Ben aldım dondurmama gidiyorum. Şarjım bitiyor. O şişe boşta kenara koy Fikret'e kırmasınlar. Ayaklarına batacak. Ya doğalgaz kutusunun üstüne koy. Beyin de ezer bu kızana. Anne, bir şey istiyor musun sen? Ama elini ağzından çıkar. Şartlar var. Şartlar var. Ne? Elini çıkar ağzından. Sübhaneke tamam. Bak yazmış bile. Kutballah tamam. Nas, Felak, Kevser. Sıradaki sureler. Vermeyecektim dedi. Ama dedi ezberlikle bana WhatsApp'tan atacaksın dedi. Bir ay müddet sana dedi. Sonra? Bir ayda üç sure yaparsan. Ne? On gün yaparım. Sonra da mı söz verdi? Sonra? Evet dedi, hapis getiririm dedi. Senet imzama bakayım babası dedi. Tabii. Televizyon da alırım dersin. Evinde televizyon bile alırım dedi. Diyor. Okumazsan mı? Evet. Ezberleyeceksin o zaman. Olmaz ki. Ezberli ama. Sevindin mi çok? Kim bu? Düşmüşsün şimdi. Ooo. Ne marka? Kesper. Aman. Hakkı yavaş yavaş. Pahalı. Şimdi böyle onun eline verilmez Hüseyin o oyuncak gibi. Ben vermedim. Kucağına. Hakkı'nın mafya yok. Mafya yok ha. Ooo Hakkı. Kesperler mesperler. Bunlar ben açılıyor şimdi. Bu şarja takacaksınız önce. Şarj olacak. Şarja takınca direkt mi açılıyor? Evet. Hakkı. Mas kavuşun yok mu baba şimdi? Mas yok demek bunlar. Mas uygun yavrum. Var mı bizim gelin? Vardı bizde de verdik. Bunun olur mu baba be? Olur. Ama sen şimdi ben bunu koyayım. Şimdi şarja koyuyoruz. Hemen kullanmıyoruz. Önce biraz şarj olacak telefon gibi. Şarj olmuyor. Direkt takınca oluyor, açılıyormuş. Şarj olmuyor mu telefon gibi? Benim telefon gibi onu şarj edeceksin. Hadi bakalım. Abla. Hadi hayırlı olsun. Abla. Ablana da kullandır yavrum. Evet. Ben
pazarlığı yaptı. Tamam, onun yerini ayarla, bir sehpa mı yapa? Şey yapmazsan, söyle, ablasını kullandırmazsa, buna saklı benimle beraber bir yere gelmiyor. Hep ablası gidecek. Açıldı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şey olsun ya. Saral anne, açıldı. Çok sevindi. Canım benim. Elif, şarj dolu. He? Şarj dolu. Oyun yükletmişim Hakkı'ya. Ha? Önce onu öğret. Sakın bilmediğin tuşlara basma. Resetlersin. Bak, bilmiyoruz şimdi, yapamayız da. Tamam mı? Ben şimdi Google'dan unutmuşum. Bak, ortaokul zamanı yazıcı da var burada. Bak, iyi oldu. Hep çıkartırız ödevleri falan burada kağıtlara. Aynen öyle. Hadi bakalım. Nasılsın? Canım. Ayşe uçuşa geçtiği zaman ben yayına geçiyorum. Kediciklerimi duyurdum. Ay, geliyorlar artık balkonun altına. Mev mev hepsi birazdan. Bir de yavrulamışlar. Şimdi gel de onları öyle bırak. Salam kestim biraz. Onlara verdim ama hep salamla alıştırmak istemiyorum. Ondan sonra yemek artıklarını da yemiyorlar. Böyle hep salam sucuk falan verirseniz bazen görüyorum şey alıyorlar. Bu hazır paketler var ya, aç bitir. Alışıyorlar hayvanlar, sonra yemiyorlar yani makarnayı da, efendime söyleyeyim, patates yemeği mesela oluyor. Onları mesela yüz çeviriyorlar. Ama böyle karışık verdim mi azıcık ondan azıcık ondan yiyorlar. Şimdi su koydum onlara. Bir tane de çocuklar da bırakmıyor, mahallenin çocukları. Oynuyorlar, döküyorlar. Eleme kolda dedim ama şu karşı tarafa dedim koyayım. Bir şişe daha var. Ondan sonra gönül rahatlığına devam edeyim işe. Böyle bir tane kesiyorum, bir tane dolduruyorum. Sepetle salıyorum İrem'e. Bundan tasa dolduruyor. Sonra alıyorum şişeyi tekrar. Nasıl sıcak var? Ne bileyim anam ya. Hiç vallahi hiç görmüyorum ne su koyan. Şurada yanımda var bir tane bina. O yıllardan beri kedici. Suyunu koyar, mamasını koyar. Şey var. Duydum da görmedim ama. İstanbul Belediyesi şey yapmış. Böyle mama matik. 1 lira atıyormuşsun makineye. Böyle mama veriyormuş kediye köpeğe. Ama görmedim. Keşke buralara da gelse de, 1 liraya hiç olarak bakıyoruz ya. En azından bari millet 1 lira koyar da oraya. Sevaba girer. Vallahi ya, kendimizden pay biçiyoruz. Nasıl susuyorlar ya. Nasıl içtiler kanı kanı ama. Vallahi. Şimdi İrem. Hep diyecek bana sesleniyorsun. İremiko. İremiko. Hakkı gel gel. Bak çocukları kendi eli. He? Biri mi? Öyle var, oradakiler görmez. Al. Al bunu da. Lanetan daha sonra bir şey getir. Bak bu tarafa diyor konuda. İkisini yan yana koydun mu? Orada var. Şuraya. Ne yapayım? Kediyere veriyorsun. Sen nereye? He? Ağaçların üzeri. Ağaçların üzeri. İş yapacaklar, söylene söylene be. Vallahi gevretiyorlar insanı. Buzları da ben kaldırdım, onlar getirdi. Bakın daha dün aldım. Ortaya koyunca. Sen de ben yiyeyim bari. Ne oldu? İş yapmaya gelince öf anne. Paraya gelince ver anne. Dejavu. Her günümüz dejavu. Aynı. Bakın ben koştura koştura yine saat 5:30. Ya ne var ortada? Hiçbir şey yok.
Hiç gözüken bir şey yok ortada yani. Daha evi süpürmedim inanın. İçeri gittim yine vır zıvır topladım. Yine şimdi Allah çıpamuğu gibidir içerisi. Tabii bak. Münete gene bir şeyler çıkmış, defterler mefterler. Yukarısı gene. O pirinçleri dedim ki kavanoz koydum. Kaç gündür o pirinçler. Ben masaya koyuyorum. İnat ettim İrem koyayım kavanoza. Gene getiriyorlar ünitenin üstüne. Buz kalıbında mandalı dedim ki içeri koy şimdi, kalıplara yer yok. Gitmiş gene ünitenin üstüne. Ay stonumu çıkarmış. Bakın buraları böyle bırakmış gitmiş. Yoyaları kesmişler. Ama arkadaşlar siz bazen bana kızıyorsunuz da. Diyorsunuz ki onlar ufacık çocuk, ne iş bekliyorsun? Öyle değil kızın ayağı. Ne güzel düzenli evi seviyorlar. Ben şimdi bir temizlik yapıyorum. Bir de siliyorum, mis gibi mis gibi kokuyor evin içi. Oh diyorlar. Böyle evet, koltuklara yayılıyorlar, biri oraya biri yerlerde yuvarlanıyorlar. Mis gibi olmuş diyorlar. Saatine varıyor mu, nasıl biliyorlar dağıtma? Düzenli yerden bulup da almayı, ama yerlerine koyulmuyor. E şimdi ben bunları kazandıramadıktan sonra bu alışkanlığı daha ne zaman kazandırayım? Ne zaman alıştırayım ben bunları? Lise çağında mı yapayım? Benim sıkı cezalar bulmam lazım. Vallahi. Ceza ceza, sevdikleri şeyden mahrum bırakacaksınız. O yapılacak, o bilecek ki onu yapmadım mı ceza alacak. Boş verin siz. Tatlı dili yılanı deliğinden çıkarırmış. Tatlı değil, anca başı çıkartıyor böyle tepeye. Evet. Yine yemeğe giriştik çok şükür. Semizotuna giriştim. Semizotu yapacağım. Yine spagetti yapacağım. Vallahi makarna. Bulgur pilavı yapacaktım aslında semizin yanına. Güzel giderdi. Ama vazgeçtim. Şimdi domatesi alayım. Ben domates rendeleyeyim. Salatım domates rendeleyeceğim. Bakayım birine yazdım bu mikrofon uygulaması için. Çıldıracağım şimdi onu yaparken. Hiç sevmiyorum öyle sıkıntılı işleri ama mecbur. Domates de rengini tam vermiyor. Gene herhalde biraz az bir şey biber salçası koyarım. Zekiyeciğimin kaşıklığını aldım. Nerede kapak? Şimdi biraz kendine gelsin. Şu makarnanın suyunu halledelim. Biraz kırmızı toz biber koyacağım önce. Şöyle bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da tatlı biber salçası. Makbul'den. Biraz da karabiber koyayım. Şimdi ben kırık pirinç almıştım. Biraz belki ıspanak usulü gibi olacak. Ama öyle sade de yavan geliyor bana. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Böyle pirince yakıştırıyorum ıspanak. Şeyde karalahana yemeğinde. Ispanak usulü. Sarımsaklı sos hazırlayacağım ama şöyle minik bir diş bari. Kokusunu tadına versin. Valla ne yapayım Hüseyin ben şu anda buradan? Ne yapıyorsun? Bence? Abi yapıyorum ben. Şöyle bir fincan koyacağım. Bunlar zaten hemen olacak şimdi. Yarım saati bulmaz bile semizotu. Soğanla biraz koydum galiba. İlk defa yapacak olanlar varsa, genç arkadaşlarımız da izliyor bizi. Su hiç koymayacağız buna. Şimdi bir su salacak, yani su koymayacağız derken su ayarına bakıp ekleyeceğiz. Ondan sonra böyle çokluğuna aldanmayın. Semizotu zaten şimdi hemen eriyecek. Ispanak gibi eriyecek. Tuzu orantısını da ona göre koyarsınız. Bilenler zaten biliyor.
Benim bu ifadelerim tabii ki de ilk defa yapacak olanlar, bilmeyenler için. Yoksa ekran başında demeyi. Bak 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 bilmişe. Tereciye tere satıyor diye. Ama şimdi bunu Hüseyin bilmiyor. He? Şimdi ben hastalansam, yatsam Allah muhafaza. Ne yeriz acaba? Haşlama patates. Kuru ekmek. Kuru ekmeği tutuşturur elime. Allah rızası için bir de su verir, severir. Evet, altına biraz su koyalım. Su salana kadar. Salça yanmasın. Ama şu an terliyorum. İşte pazardan aldığımız zaman dayanmıyor semizotu. Erken gidilirse erkenden ayıklayıp yapmak lazım ya da en geç bir gün sonrası. Bugün bile böyle alttakiler böyle hafif hafif soluk soluktu. Altta kalanlar. Ben saplarını dağıtmam arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şey yaparlar, yeşilliklerini alıyorlar ve saplarını atıyorlar. Neymiş efendim? Yemekmiş. Neymiş? Yemekmiş. Ne anladım o işten ben? Zaten mayhoşluğu sapında böyle. Böyle tencerenin şu kadar bir su oldu. Çok da sulu olsun istemiyorum ama. Şöyle iyice ezilsin bakalım. Erisin. Normal pirinci koymadım zaten semizotu erken pişeceği için mi? Pirinç genç kalırdı pişmeye. O yüzden kırık pirinç kullandım. Bazıları bulgur koyar, o da olabilir. Ben hep kırık pirinç yapıyorum. Bir şey geldi aklıma. Şimdi iyice kıstım ki pirinç de şişsin diye. Neden semizotuna yüklenmeyelim. Şu kısık ateşte kalsın. Şimdi bir kahve yapalım bari. Vallahi ya. Çatal alayım bari bir tane. Makarna çatalı. Yereme söyleyeyim de yereme diye alıyor ya bana. Sarımsak ayıklayıp sos yapacağım ya. Neyse içeride yaparım. Evet benim de ağzıma dolandı o. Sarımsak. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Sıcak mıcak demiyoruz. Kahveden vazgeçilemez. Bana kahvenin ayarını sormuşlar arkadaşlar. Ama kahve şeyine göre değişiyor, cinsine göre. Ben Bim'in süt tozunda kahvesini kullanıyorum. Yani cebime göre. Yoksa seviyorum Nescafe Gold. Şey dedi mi üstüne? Jacobs'u. Onun da gold'u güzel. Jacobs'a koyar mısın canım? Aa, Jacobs çok güzel. Güzel kokuyor. Bunda 3 süt tozu. Ben şekersiz içtiğim için. 3,5'ta kahve. Hüseyin'e başımı kahveyi yerine koydum. Ona şekerli şerbet yapacağım. Hüseyin'e 4 süt tozu. 3,5 kahve. Çünkü şeker girdiği için koyu oluyor, sert oluyor. Süt tozu az olması. Kahveyi de az koyduğum zaman böyle koyu tok olmuyor. Öyle de sevmiyorum bulaşık suyu gibi. Ben çok rahip oldum. Valla bir yere gittiğim zaman rica ile istiyorum kahve falan. Artık ayıp oluyor mu bilmiyorum da. Bulaşık suyu gibi geliyor bana öyle. Tok gelmiyor kahve içerken. Böyle koyuluğu, rengi yerinde olacak. İşte birisi yazmış bu süt tozunun şeylerini ama iyi, neler bırakmak istiyoruz da. Ben şunu, şekeri zaten zor bıraktım. İlk başladığım zamanlarda şekerli içiyordum. Sütle alışmaya çalıştım. Ay,
Ama Türk kahvesini sütülü bayılıyorum. Heveli böyle arkadaşlarla kahve sohbetinde. Eğer fal bakacak birileri varsa normal sade içerim. Bu hiç fark etmez bana, şekersiz, orta şekerli, şekerli. Ama genelde orta şekerli içerim Türk kahvesini. Türk kahvesinde de bir markam yok. Olursa hiç bulamazsam Mehmet Efendi. Oldu da Ahmet Efendi. Ama şimdi Hüseyin bizi alıştırdı şeye. Özel çekilmiş böyle yeni taze kahve olursa Türk kahvesini öyle içiyorum. Bir yere gittiğim zaman Nescafe kafe yoksa mecburiyetten içerim. Sesimi çıkarmam yani. Yani gittiğim yere ayak uyduruyorum sonuçta yani. Evinde el istediğini yapıyorsun. Ne demişler? Misafir umduğum değil, bulduğun ama sağ olsunlar. Gittiğim yerler genelde zaten. Uyumu soyumu bildikleri için ben de gelenlere öyle. Karşılıklı yani. Tam bir bölük var burada. Tamam mı? Bir bölük var burada. Bu bölük bir kısmı yapıştı birbirine. Kahve muhabbetinden ve şu an ay yüzümden ter süzülüyor. Çiğ köfte hesabını dönmüşüm galiba, açtım. Ay hemen kaçıyorum ben şimdi. Hüseyin aslında arıza ventilatörü yaptı. Aman da pişman oldum. Nereden aldım o şeyi ben? Yüzümü sileyim. Neydi Hüseyin o masa mı? Ayaklı ventilatörü. Aman ne ayaklısı be? Öf. Ne diyorlardı ona? En son aldım ya bir ventilatör. İsmi gelmedi aklıma. Neyse. Siz biliyorsunuz işte ondan. İşte masa ventilatörü diyelim. Taşınan. Ayaklıdan çok iyiydi ama Mustafa abi gelsin soracağım ben ona. Ye diyeceğim, fazla kullanılmadı, al bunu. Şimdi adam da al bana bak dedi, dene. Tamam aldım, açtım ama yakında tutuyordum zaten. Tabii gözüne sokarsam serinliği geliyor. Akşam bizim ventilatörü çocuklar valla fenalık geçirdi. Onları koyalım dedik odasına. Biz aldık hem o hurda gibi olanı. Şimdi senin yaptığı ona güzel rüzgar veriyor. Ondan sonra masa ventilatörünü de televizyonun altına koyduk anam. Sen misin? Bu tarafa dönüyorsun, bu tarafın sucuk içinde kalıyor ter. Aman diyorsun yandım, bu tarafa dönüyorsun, bu tarafın ter içinde. Sabahı nasıl ettik, herkes sabahın köründe kalktı yani artık. O ne be, hiç şey yok yani. Hadi ötekisi öyle böyle. Yazık yani. Şimdi adama da bir şey diyemezsin ama söyleyeceğim memnuniyetsizliğim. Hiç alakası yokmuş satana da. Satarken de deme, çünkü ben daha önceden size söylemiştim, bu taksiçim yani öyle birisi değil. Hep bana derdi, bak bu pahalı alıyorsun ama bak bu ucuz, bu daha iyi derdi mesela. Hatta al dene diyor, şey yapmadan kullanmadan kapıda bekliyor falan adam yani. Ama söyleyeyim bari, satarken desin, ayaklarının yerine tutmuyor desin. Neyse ben kaçıyorum valla. Ay kaçıyorum şu anda. Hem sıcak hem kahve. He? Takılıyor mu? Bu da spam, sanki görücüye çıkacak. Nazlanıyorsun. Yani. Sanki miyav vereceğim. Miyav. Hangi miyav yersin? Kedi. Ay bakın. Ne sıcak, ne yapacağız ya? Şu kışın gelmesini dört göz bekliyorum sanki. Nankörüz nankör. Evet. Nankör. En sevdiğim, kudretle konuşuyoruz. Ben diyor sonbahar. Ben ne yapayım sonbaharda diyorum, yağmur bitmiyor. En güzel diyorum ilkbahar. Aa doğru dedim, mevsimleri unuttu. En güzel ilkbahar. Ne sıcak ne soğuk. Mis gibi ılık. Evet ben şimdi devam edeyim videolarıma. Video bakıyordum az evvel. Daha ana sayfaya giriyorum. Sedat Peker, Soylu, Tayyip Erdoğan, muhalif kanallar, sokak röportajları. Rutin yani böyle ana sayfada artık. Artık bunlar da böyle mide bulantısı olmaya başladı biliyor musunuz artık? Bu haberler,
Bu haberlerin zaten ardı arkası kesilmeyecek. Nasıl kesilecek? Yargıya taşınırsa, savcılar harekete geçerse. Öyle senin benim konuştuğumuz gibi böyle iddialar değil. Ne iddialar var, ne iddialar var. Değil mi? Bunların bir karşılık verilmesi gerekiyor. Açıklanması gerekiyor. Halk olarak da ne bekliyoruz? Yani nereye kadar bu böyle sürecek? Ekonomi alt üst. Alt üst arkadaşlar. Şimdi Almanya'da veya diğer yurt dışında yaşayıp da ülkeye gelenler tabii mis. Ceplerinde bir sürü eurolar, dolarlar. Burada harcarken güzel. Ama oradaki şartlar var mı bizde? Hangimiz balyayla geziyoruz cebimizde para? Ben, bakın bir pazara gittik, dün kaç para verdik? Ben. İnanın yani 400'e yakın para verdim. Ne aldım işte gördünüz. Yani paranın şeyine bakın, kıymetine bakın. Eskiden belki 150 liraya, 200 liraya. O da yani çok da geçmişe gitmemek lazım. Şimdi bir de bir gidiyorsunuz mesela BİM ya. BİM'den bahsedelim ya. En ucuz market yani. Ayağımız oradan çıkmıyor artık. Kaç paraya alıyorduk o sucukları? 5,5'e alıyorduk. Mesela olmuş 7,5 lira. Daha aya varmıyor ya. 3 hafta geçiyor. Yani o 20 kuruş, 30 kuruş üstüne biniyor. Sürekli zaten gidip aldığınız için fark ediyorsunuz fiyatları. Kimsenin de ağzında dilinde yok. Artık böyle o moda giriyor insan. Yani artık ne olacaksa olsun moduna giriyor gerçekten. Artık erken seçim mi olacak, ne olacak? Bir de böyle üç maymunu oynuyor insanlar. Nereye kadar oynayacaksınız? Konuşmaya korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz onu da anlamış değilim. Sonra neden korkar ya da insanlar? Ay içeri alacaklar, işte ceza gelecek. Neden? Korkutuyorlar mı? Konuşanı alıyorlar mı içeri? Evet. Adalet yok mu yani? Bunu söyleyin. Adalet varsa neden konuşmuyor insanlar? Ama herkes şikayetçi biliyor musunuz? Böyle şimdi sokakta mesela denk geliriz konuşuruz. Aa kötülemeyin işte milleti devleti. Ya bırak milleti devleti. Haline bak. Onun yanında 3-5 kişinin yanında konuşuyorsun. Ama millet dağıldığı zaman başlıyorsun ver yansına. Gerçekten artık sinirlerimiz bozulmaya başladı. Ya önümüzü görememek felaket bir şey. Ya kaosa sürükleniyoruz gibi hissediyorum yani ben kendi adıma. Görüyorsunuz sesimi kesmeye çalışıyorsunuz. Bu ayki elektrik faturasına bakalım. Ama ne diyecekler şimdi? Hem orada ventilatör çalıştırıyorsun Elif. Hem orada ventilatör çalıştırıyorsun Elif. Evet. Her gün çamaşır yıkıyorsun Elif. Evet. At yavrum çöpe. Neyse. Söylendikten sonra. Sinirimi buradan çıkartayım bari. Kime çatacağım? Evet. Ne diyorsun bu konuda? Kapıyı mı yedin kızım? He? Kapıyı mı yedin? Yanmayı pişmeye razı mısın? Ne diyeceğim ben? Ventilatör açmayı bak. Yaptın mı ventilatörünü? Ben neden bahsediyorum? Elektrik faturasından bahsediyorum. Ya ne yapayım az da az gider. Ama bu zaten yapayım. Böyle. Boş verci. Ne? Boş neyle ödeyeceğiz? Vermişim dünyamı da kendimi. Aman kendimi. Ne yapayım ben? Keşke Allah bana da böyle bir rahatlık verseydi. 4 oda bir salonun bir odası olsa yeterdi bana. Vermez. Bu rahatlığın. Vermez. Vallahi daha gelmeyecek fatura, yani daha gelmiyor faturanın. Paniği oluyor. Rahat olamıyoruz biz. Biz diyettim, çoğu konuşuyor. He? Sen rahatsın, benim gibi değilsin. Değil mi tabii? Bu Allah bana, ben borca. Ben? Sen de bana. He? Sen de bana. Ben bugün düşündüm taş almayı da. Düşündüm taş alayım diye. Böyle kafama yatıyor. Böyle güzel de fiyatı. Gel gelelim. Dışarıdan ayağım kesecek taş. Yaz günü çocuklarla falan. Ev tam böyle düzeni oturtmuşken gene beni kapatacak. Bir de tamamen aldığım yere bağlı oluyorum. Hiçbir yere gidemiyorsun yani. Bir teslim tarihi verirlerse sana işte şu kadar adet vereceğim sana ama bu tarihte getirmek zorundasın derlerse tamam. O yüzden de geri adım atıyorum. Allah geldim buraya. Beni kese kese hale oldular sözümü.
Konuşmamı istemiyorlar da sustururlar beni. Çekemiyoruz seni. Susturamazsın beni. Sen zaten sustuğun zaman felakettir. He? Kıyamet kopmuş felakettir. Sustuğun zaman felaket, kıyamet kopmuştur diyor. Boş ver arkadaşlar, korkmayın. Susmanız daha kötü. Konuşacaksınız tabii ki. O susacak, o susacak derken bir zaman sonra bakın kimse konuşmazsa ne oluyor ortalık? Öldürecekler mi, asacaklar mı? Hapse mi atacaklar? Anasını satayım yani. Satılar. Öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Ha geç gitmişiz, ha erken gitmişiz. Bu tabii biraz da ölümden korkmamakla da alakası var. Neden korkar insanlar ölümden? Ben bir çocuklarımı düşünürüm arkamda işte, Allah'tan. Allah'a emanet. Çok şükür beşikte değiller. Allah bilir. Yani işin özeti, bakın halk olarak arkadaşlar tabii ki de yaşadığımız sıkıntıları dile getireceğiz. Memnun olduklarımızı, şimdi yiğidi öldürüp ne derler ona, hakkını yemeyeceksin. Memnun olduğumuz ama olmadığımız tarafları da. Sadece tabii ki de memnuniyetsizliği değil ama şu an bir teraziyi alırsak yani memnuniyetsizlik bende daha çok. Ve genel bir kanı olarak öyle gözüküyor. Ya bakıyorum yani şeye, bir video izleyin, yorumlara bakın. 4000, 5000 yorum, binlerce. Ve o kanal işte 400.000, 500.000 sadece o farklı farklı yani. Yüzlerce video var, izlenmiş. Diğer bir videoya bakın, tekrar yorumlar. Dünya. Yani sadece demek istediğim buradan bir pay biçin. Yaşadığımız çevreden, pazardan, marketten, her şeyden. Bir kere neden pazar fiyatları bu kadar pahalı? Bir düşünün bakalım. Ucu nereye dokunuyor? Dokunmuyor mu çiftçiye? Göç etmediler mi yerlerinden? Büyük şehirlere gelmediler mi? Virüsten kaçanlar oldu. Orada yapınamadılar, tutunamadılar. Kredi çekmek istediler, destek almak istediler. Bin beter videolar yine muhalif kanallarda izledik. Niye vermiyor devlet yanlısı kanallar bunlara, bu haberlere? Çalkalanıyor ya sosyal medya, muhalif kanallar çalkalanıyor bu haberlerle. Hiç görmüyoruz işte gerçekten şovda, TV'de, TRT'de. Niye görmüyoruz? Yani ne gizlenmek istiyor? O zaman ben de bu geliyor aklıma. Evet, tarafsız bakalım yani. Başka yolların şey mi? Bu kadar yani bir bakana bu kadar böyle iddialar atıp. Ha, iftira diyorlar. Akla diyorlar kendilerine. O da yok. Ya adam altın gol yapar mı? Yani vurduğunu atıyor, vurduğunu atıyor. Bu sefer ne oluyor? Sen 3 iddiasına, 5 iddiasına cevap vermiyorsun. Onun ağzından çıkan isimler bunları doğruluyor. Evet diyorlar. Böyle böyle doğru söylüyor diyorlar. Ondan sonra 6. konuşması, 7. konuşması millet bu sefer ne algı? Adam konuşuyor, konuşuyor. Evet ağzını ilk ağızda doğruyorlar, doğruluyorlar diyor. Değil mi? İzleyenler. Biz seyirciler şimdi. Biz seyirciyiz. Onların seyircisiyiz. O tarafa bakıyoruz. Bir de bu tarafa bakalım. Yok ama karşı tarafta. Muhatap yok. Bu sefer de ne diyorsun? Bu adam doğruları konuşuyor. Neden harekete geçilmiyor? Tutturmuşlar bir mafyanın ağzına bakıp. Mafyanın ağzı mı var kardeşim? Verdiği isimler, onlarca isim verdi, onlarca o isimler konuştu, askeriye kadar isim verdi yani adam. Düşünün, adamın ağzından çıkan isimler konuştu yani. Hem mafya dediğiniz adamlarla resimler, bağlantılar, videolar, konuşmalar, para geçitleri falan olmuş. Biz bunları nereden biliyorduk? İşte
Bunları da görüp de tabii ki bir insan erken seçim istiyor. Ya bizi inandıracaksan halkına, sen de konuşacaksın dank 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 ispatlarla, böyle vardı böyle oldu, ne derler ona, şeffaf bir yönetim. Yapamıyorsan da halk olarak tabii ki de erken seçim isteyeceğiz. Hepimiz isteriz ya. Ya dörtte dört yaşamak belki hayal ama dörtte ikilik yaşayalım ya. Buna da hakkımız olmasın mı yani? Şöyle gönül rahatlığında bir ay sonunu beklemek. İnsan gibi yaşamak, özetle insan gibi yaşamak herkesin hakkı. Bütün gençlerimiz Avrupa'ya gitmek istiyorlar. En yakınım, canım kanımdan yani birisi, yani Avrupa hayali var ve eğitimini de o yönde ilerletmek istiyorlar. Böyle bir şeydi, ben konuşurken dedim ki evladımı göze alabilir miyim? Yani belki giderim belki gidemem oralara tek başına. Ama onun geleceği için. Neden bütün gençlerimiz istiyor yurt dışına ya? Verilen haklar yüzünden ya. Madem bizi Avrupa kıskanıyor, yap o zaman sen de onların yaptıkları kadar yapın yani. O zaman eşit düzeyde olalım. Neyimizi kıskanacaklar Allah aşkına? O yüzden mi istiyorlar o kadar yurt dışına gitmeyi? Herkes bir tutturmuş, anasını satayım. İşte virüsle nasıl mücadele ettik, o ülke bu ülke. Dünyada tek Türkiye kalmadı yani. Virüsü herkes geçirdi ve bir tek Türkiye kalmadı ayakta yani. Telefonlara takmışlar. Böyle bir yanlı konuşanlar, böyle kör insanlar var ya, bir de bilin kör insanlar. Tamam kardeşim, ben konuşurken senin dediklerine hak veriyorum. Bu oldu, şu oldu. Evet, okey. Arkadaşım 2 seneden beri bu adam yönetmiyor ki ya. 20 yıldır adam burada yani. Bırakın o teknoloji de artık ilerlesin. Yurt dışında zaten bir şey çıkınca biz takibinde oluyoruz. O bu yönetmiyor ki yani, 20 yılda olsun tabii bunlar. Randevu, hastane kuyrukları, bakın bunlar plesenk laflar. İşte tüp kuyruğu, gaz kuyruğu, ekmek kuyruğu, işte hastane kuyruğu. Anneme 1,5 ay şey alamadım, randevu alamadım, hastane kuyruğundan bahsediyor. Randevu alacağım. Kuyruğu bırakın, telefondan randevu alamıyorum. Kim alabiliyor yani o kadar böyle üçte her şey yoğun. Diş sırası alıcı, bakın görümcem dişlerini yaptırıyor. 3 ay. Kadının dişleri çekildi, 3 ay bekleyeceksin dediler. Anneme bekledim 1,5 ay. Göz şeyine başvurmuştuk, gözde bekledik öyle. 1 aya yakın. Yani konuşurken biraz lütfen gerçekçi olun, gerçekçi konuşun. Ki karşı taraf da sizi ciddiye alıp bari tartışsın. Ben öyle konular geçtim haydi. Hiç önemsemiyorum bile. Hiç tartışmaya girmiyorum. Çünkü sen ne dersen de o artık takılı kalmış takılı plan gibi ezber laflar bunlar. Hani bir şey bildiklerinden değil, sadece hani diyordum ya, hep öyle takım tutar gibi tutuyorlar diye partilerine. Babamın oğlu mu kardeşim ya? Kim gelirse gelsin, işte ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu mu, işte MHP'si mi, İYİ Partisi mi? Zaten neden bunlardan ibaret oluyor yani? Vallahi billahi şöyle genç kafalar keşke çıksa da biz de desteklesek. Niyetim nasıl kaldı? He? Yani ya. Böyle işte sıkıştıkça insan düşünüyor çünkü. Şimdi neden böyle? Aman izlenmek için işte böyle şeylere başvurmam arkadaşlar. Beni biliyorsunuz zaten. Böyle şeyler, konular biliyorsunuz çok riskli konular. Kimse cesaret edip bunları konuşamıyor. He ben burada neyin şeyini yapıyorum? Bugün öyle bir düşündüm, şöyle dedim, 1-2 ay dedim bir işe girsem aslında. Şöyle biraz hafiflerim dedim, hani böyle ertelenmiş şeylere öne alırız. Nereye gidiyorsun ya? Hadi tamam, kendine göre işte bu işin olsun uygulaması var. Ben gerçekten çok beğeniyorum o uygulamayı arkadaşlar. Hem konumunuza yakın, işte ne bileyim ben, garsonluk mu arıyorsun, temizlik mi arıyorsun, aşçılık mı arıyorsun? Varsa yakınında çıkıyor. Buldun diyelim. 3 gün aradın, 5 gün aradın.
Kendi kriterinde olmasa da hadi iş için. Çocukları ne yapacaksın? Bakın şimdi. Kreş mreş zaten bizim bu çocuk yaş olayları çok sıkıntı. 5 yaşa kadar, 6 yaşa kadar sınır koyanlar var. Bu sınırı da neden koyuyorlar bilmiyorum yani. Bu ilkokul çağında, ortaokul çağındaki çocukları yalnız mı bırakıyor millet? Hayatta bırakamam işe girerken birbirlerini yerler. Bakar mısınız? 5 dakika bırakamıyorum ben onları yalnız. Allah'a emanet mi bırakacaksın? Hadi buldum bir yer. O da rica, minnet, artık dil döke döke, boyun büke büke mecburen. Hani derler ya bizde böyle köprüyü geçene kadar ayı dayı diyeceksin. Arkadaşlar 800 TL bir çocuk. Altını mı bezleyeceksin ya? Affedersin tuvalete gidecek ya poposunu mu sileceksin? 800 TL. Ben ne gireceğim de alacağım bir iki çocuk. Öyle de yani bulmakta çok zor tabii çocukları bırakacak yer. Şu an benim yok. Belki bulursam Kur'an kursu o da bilmediğin yere. Millet mecbur kalan veriyor işte. Şurada bir yer var git tamam ha anlaştım ver. Tanıyor musun biliyor musun nasıl bir yer? Yani ne kadar sıkıntılı durumlar. Çalışmak istiyorsun ama çalışamıyorsun. O yüzden konunun özeti Avrupa bizi kıskanıyor. Makarnayı hallettik. Yemeklerimiz de tamam. Şimdi bunu zaten semiz olsun tepsileri. Hemen çıkan tabaklarla yıkarsam yıkarım. Ya da biraz dinlenirim. Gece eserse bana. Geceleyin yıkarım. Hüseyin'in de mesleği sağ oluyor buraya. Belki açarım ventilatörü koymaya ama ocak yanında. Burayı koymam. Şuraya bir yere koyarım ben ventilatörü. Bir yavrum sepanın altından aldığımız sarımsak. Bir de yoğurdu hemen sosunu da hazırlayayım. Bu tabaklarda da soğusun yemek. Kaynak kaynak koymayayım sofraya. Pirinçler de şişmiş. Çok arkadaşlar dibine koydum suyu. Salça yanmasın susalarken diye. Ekşiliği geliyor kokusu. Bak yoğurt nerede? Etamın altında yavrum. Poşetler vardır önünde değil mi? Poşetler vardır önünde belki. Tabakta soğurken de pirinçler çekiyor suyundan arkadaşlar. Şimdi çocuklar sever bunu yoğurtlu. He? Hadi yavrum hadi ayıkla da rendeleyin. Kıymalı da seviyorum ben bunu. Biz Trakyalılar. Arkadaşlar seviyoruz kıymalı yemekleri. Allah rahmet eylesin anneannem de. Dedem kasapmış benim. Etsiz böyle der de şuncacık bir parçacık olsun. Annemin ismi Gül. Az kimlikte Gül Hanım. Gülik derdi. Erzincanlı benim annem. Kemali ilçesinden. Gülik derdi. Şuncacık yeti şey olsa içinde kıyma yavrum derdi. Alışmış şey. Dedem kasap diyeseye. Kıyma yeti. Kız. Bunun tası nerede acaba? Nereye koydular? Piyasada yok. Hadi bakalım. O da gitmiş. İrem getir bana soyayım. Getir. 10 saat bekleyemem seni. Getir kızım. Getir getir. Buyurun. Hanımefendi. Bardakları koyabilirsin sofraya. Baba sana diyor diyor. Al bu salçamı da koyarım bozulmasın. Sana değil mi baba? Ah İrem. Aman İrem. Şey buzlukta su vardı ne olur ikinci gözde. Bak buzlanmış mıdır acaba? Buzlandı mı? Bilmiyorum.
Ay bana sen bir bardak koy yavrum şu puanlı bardaklara. İrem. Tutmuş mu iyice buz? Tutmuş. Aman. Getir çeşmenin altına koyayım biraz. Hakkı. Şu bakayım şu suyu. Ağız tarafını getir. Ağız tarafı buzlanmıştır. İrem onu değil yavrum. Ağzı kapalı kalsın. Çeşmeyi aç. Elini ayağını yemin Hüseyin. El ayak. Koy koy şişeyi. Çabuk çabuk. Anne bir bardağı koysaydı. Ya ağız kısmını tut. Hem eğdir oraya gelmesin. Bak anne. İki kişi de sığamıyoruz. Yan dur. Donmadı. Yan dur. Anne donmamış. Yan dur. Yemeğini yan dur. Yemeğe kaplıyor zaten. Bağırma bana bak. Ses ayarına çok dikkat et. Çok kusuna gireceğim ses ya. Ses ayarına dikkat et. Ayar ver. Tamam donmuş bitmiş. Tamam donmadıysa. Donmamış. Donmuş diyorsun oraya koydum mu donmamış diyorsun. Babam donmuş. Baban görmüyor mu şişeyi göster babana. Baba görmüyor musun şişeyi? Ya görmüyorum şişeyi. Bak. Donmuş mu bu sence? Ay sen bana koy donmadıysa bir bardak suyu evladım. O şampuanımı kullanma. Yeni aldım. Kullanma o şampuanımı. Duvardaki sıvı sabundan al. Evet. Daha kokusunu alıyorum ben buraya. Ama yazıklar olsun ya. Buradan gerçekten Hüseyin. Şaka şaka. Geç şuraya. Kullanmadım bak. Çıksana hadi. Kullanmadım. Dur ayakla çıkar üstünü başını. Hemen çıkar üstünü İrem peçete ver. Düşmanına bile verecek bu sen. Sen bunu verdin mi? Nasıl işine geldi mi laflarımı tutuyor aklında. Su istiyor düşmanına bile vereceksin diyor. Sağ ol yavrum. Şimdi. Aa dün kızartma yağından bak su toplamış parmağım. Daha şimdi acısı geldi. Koca gün fark etmedim. Onları biraz ondan biraz normal yoğurt koyarım. Hakkı, ne oldu ki? Soğuk. Neden koydun onu o sudan? O koydu. Dışarıdan geldi. Çık yavrum üstünü değiştir. Koş donana kadar değiştir. Oh. Elhamdülillah. Yavur gibi. Hadi yiyin kızanlar. Güzel. Yapma yavrum. Üstün nerede? Üste gerek bilmiyorum. Şu kafanı topa alır mısın? He? Ventilatörün şimdi öne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekin. Bismillah. Artık ben söylemeyeyim bunu yani. Siz de bismillah deyin. Ben diyorum sen kendine bak. Ben benim şeylerime bismillahirrahmanirrahim. Canımı sıkma şimdi sofrada benim. Ağzımı, az kısmı buz tutuyor bu kocaman. Şimdi şöyle bir kaşık bir yoğurttan. Ben istemiyorum. Sen de mecbur. İstemiyor musun? İstiyorum. Ama çok. Çık oradan çık kaşığına. Çok güzel. Az da olsa. Bu da sade yoğurt. Sade yoğurttan koyabilirsiniz. İstemiyorum. İstemiyorsun ya. Yoğurt. Bu normal sade yoğurt. Ha koy. Bak sade koyayım. Aa. Can baksana. Çok şey yapmazsın ki yine. Al. Yapılamaz mı sen ya? He? Az zaman. Heh, çok fazla oldu. Neyse dolaba koyalım. Yarın bir şey yaparım. Veda vakti. Hoşça kalın. Direkt. Özetle. Bay bay diyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.